aşkına, Ali Orkun Başkan ile hizmet aşkına, mutluken aynı bir bahar durmaz yeniden, Ali Orkun Başkan ile yine yeniden, vurduran sözümüz var yine yeniden, Ali Orkun Başkan ile ara vermeden, 31 Mart bir daha bayram olacak. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Öndesi mi oturdu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli yöneticileri, sayın milletvekillerim, Burdur Belediye Başkanım, bir insanlar ülkemize gelecek baharın temsilcisi olan belediye başkan adaylarımız, demokrasinin temel taşı, çok saygıdeğer muhtarlarım, yazılı görsel ve internet medyasının temsilcileri, çok sevgili yıl dönümünde düzenlediğimiz sivil toplum sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çok saygıdeğer Burdurlular. Efendim sizleri Türkiye Cumhuriyeti konuşmak istiyorum, müsaadenizle. Sayın Genel Başkanım, çok değerli milletvekilleri, belediye başkanım, salonda geleceğin nabz atıyor. Bugün bu salonda hayallerimizin nabz atıyor. Bugün bu salonda samimiyetin, başarının ve övüncün nabz atıyor. Başımız dik, alnımız açık, yalanı, talanı şiar edinerek bu kürsülerden sizlere seslenenlerden olmadık. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin halkımızda yaratmış olduğu tahribatı gizlemek, dikkatleri başka yerde toplama gayesinde oldukları için topyekün saray destekçisi havuz medyalarıyla, yandaşlarıyla bizlere, hepimize acımasızca saldırıyor. Hain, alçak terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığımız yalanını meydan meydan gezdiriyorlar.
bu salonda, Oslo'da, Dolmabahçe'de yapılan pazarlıklarda bulunan var mı? Ha burada teröristleri davullarla, zurnalarla karşılayan, onların ayaklarına devletin hakimini, savcısını gönderip çadır mahkemesi kurulmasına vesile olanlar var mı? Terörist barzaneyi kurultaylarında onur konuğu yapan, Türkiye'mize terörist devlet diyen Şivan Perver ile metri metri türküsü çeken var mı? Sizin aranızda, bu salonda, her sabah okullarımızda gözlerimiz dolarak okuduğumuz "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye biten, alnımızdan rahatsız olup kaldırılmasını teklif eden var mı? (Gülüyor) 24 Haziran seçimlerinde kurulmuş olan Millet İttifakı, toplumun tüm kesimlerini sandıkta birleştirme yönelik en samimi hareketlerden, en fedakarca girişimlerden birisidir. Bizler ısrarla siyaseti kutuplaştırmamaya özen gösteriyoruz, öbürmemeye uğraşıyoruz. Evet, bugün bizler İYİ Parti ile el ele, kol kola, omuz omuza yürüdüğümüz resmi bir ittifak gerçekleştirdik. Ama asıl ittifakı bugün gönlümüzden olan, geçmiş dönemde farklı siyasi partilere gönül vermiş tüm seçmenlerimizle oluşturduğumuz gönül ittifakını gerçekleştirdik. Umuttan gerçeğe, gerçekten kurtuluşa çıkacak ve bu karanlığı tarihe gömecek tek ihtiyaç hepimizin kararlılığı, azmi ve birlik olma inancıdır. Bu bütünleşme birilerini korkutuyor. Bizim bir tek derdimiz var. Bizim derdimiz birilerinin lüks saraylarında rahat rahat oturması, birilerinin milyonluk makam araçlarında keyif çatması, birilerinin devletin parasıyla caka satması, birilerinin gemiciğine gemicik katması değildir. Bizim derdimiz Kozluca'daki Fatma'nın tarlasını sürmesi, Askeriye'nin Mustafa dayımın üretim maliyetlerini karşılayamadığı için kapattığı serasını tekrar açması, Söğüt'teki Hüseyin dayımın domatesini daha çok yetiştirmesi, Ağlasun'da ekilebilir boş arazinin kalmamış olmasıdır. Gönüsar'da Irazca ninenin tarlasına tekrar pancar ekmesidir. Bizim derdimiz tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyken bugün sadece birkaç lira daha ucuza domates, patlıcan, soğan alacağım diye kuyruğa giren vatandaşlarımızın olduğu bir haline gelmiş olmamızdır. Bizim derdimiz süt parasını, yem parasını, masraflarını karşılamayınca sahmal hayvanlarını kestirmeye götürmek zorunda olan besicilerimizin olmamasıdır. Bizim derdimiz ay sonu bağkurunu dahi ödeyemeyen, siftah yapamadan kepek kapatan esnafımızın üretim giderlerini karşılayamadığı için işçi çıkartmak zorunda kalan sanayicimizin kazançlarını arttırmanın yollarını aramaktır. Bizim derdimiz hayat pahalılığından ay sonunu getiremeyen emeklinin, çalışanın refah içinde yaşayabileceği bir Türkiye yaratmaktır. Gelecek kaygısı taşımadan, eğitim masraflarını düşünmeden, rahatça üniversiteye giden kardeşlerimizin derdine derman olmaktır. Bu soğukta finallere nasıl çalışırım diyen Aysel'e belediye salonunun kapısını açan, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm ülkeye örnek olan 10 tane daha ilçemize, 4 tane daha belediyemize, bir ara Nurgül Ercengiz kazanlarımız sayesinde. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi enişten duygularımla selamlıyor ve hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkanıma söz veriyorum. Sayın Genel Başkanım, toprağından, dağından, taşından bereket fışkıran bu topraklara Mart'ın sonunda baharı getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.